Bu hafta geçen bölüme kıyasla temposu daha yüksek bir bölümle karşılaştık. Hatırlarsanız Thor'un ilk filminde Asgard'ı geniş plandan görmüştük. Bu bölümde ise bir benzerine rastladık. Ancak bu sefer kraliyet binası arka plandan çekilmekte. Bu durum bir nebze dahi olsa Asgard'ların farklı olduğunu nitelemek için yapılmış olabilir. Daha ilk sekanstan Lady Loki'nin geçmişini öğrendik. Kendisinin neden varyant olduğu halen %100 kesin olmasa da artık biliyoruz ki büyük bir ihtimalle sorun doğumundan kaynaklı. Belki de Sylvie'nin babası veya annesi varyantı. Gelin bölümün alçağına biraz geçirelim. Ya Allah'ın belası, sen ne yüzsüz insansın. Bu herife alçak dedik. Bu adam alçaksa sen nesin be? Ulan yüzsüz köpek. Affedersiniz. Kendisinden ne kadar haz etmesem de bu bölümden sonra Ravonna'nın da masum olabileceğini düşünüyorum. Flashback'ten öğreniyoruz ki kendisi her zaman yargıç değilmiş. Dakika adamlık yaptığı zamanlar da olmuş. Hatta bu sahnede sırf Sylvie'ye acıdığı için onu yakalamaya yeltenmediğini düşünüyorum. O zaman bu noktadan bu noktaya nasıl geldi diye soracak olursanız videonun sonunda açıklayacağım. We may lose. Sometimes painfully. Birkaç bölüm önce Loki'nin kutsal zaman çizgisine dair bulduğu bir açığı görmüştük. Kıyamet bölgelerinde ne yapılırsa yapılsın alınan aksiyonlar herhangi bir şekilde Nexus olayı oluşturmuyordu. Gel gelinin bu bölümde evrenin en büyük kıyamet bölgesi olan Lamentis'te dallanma yaşandığını gördük. Bölüm boyunca bu durumun üzerine pek fazla düşülmedi. Ancak önümüzdeki bölümlerde Loki ile Sylvie'nin arasındaki bağlantının ne kadar güçlü olduğuna ve neler oluşturabileceğine değineceklerini düşünüyorum. 8 yıldan sonra Sylvie en sonunda tekrardan gördük. Hatırlarsanız bu karaktere Thor'un ilk iki filminde fazlasıyla yer verilmişti. Kendisini her ne kadar zaman hücresinde tek bir diyaloğu tekrar ederken görsek de Thor Love and Thunder filminde karakteri aktif rol oynarken göreceğiz. Bölümün başında Mobius yakaladıkları canlı türlerinden bahsediyordu. Kree, Titans, Vampires. Kree ve Titanların zaten sinematik evrende var olduklarını biliyorduk. Kurduğu tek cümleyle vampirlerin varlığı da mı onaylandı derseniz hem evet hem de hayır. Hatırlarsanız 2 yıl önce Comic Con etkinliğinde Blade filminin geleceği duyurulmuştu. Bilmeyenler için Blade abimiz çizgi romanlarda vampir avcısı. Hatta karakteri zamanında Wesley Snipes'ta canlandırmıştı. Anlayacağınız bu kelime Blade filmi için ekilen küçük tohumlardan bir tanesi. Hem hatırlar mısınız bilmem ama biz zaten Mobius'tan önce de vampirlerden bahsedildiğini duyduk. You're not really useful unless you're fighting off three vampires that were huddled together. B-15 hatıralarından tereddüt ettikten sonra Sylvie'ye eski anılarını göstermesini istemişti. Keşke C-20'de olduğu gibi kendisiyle beraber bizler de o anıları görebilseydik. Orada az dahi olsa tembellik sezdim. Gelelim son sekansa ve teorilerime. Tüm içtenliğimle söylüyorum ki Loki bu soruyu sorduğunda Then who created the TVA? Ekrana Kang ulan Kang diye bağırdım. Kang son bölüme kadar belli belirsiz bir hayaldi. Ancak bu bölümden itibaren kesinlikle TVA'nın arkasındaki kişinin kendisi olduğunu düşünüyorum. Karakter için çektiğim mini seriye göz atıp kim olduğunu öğrenebilirsiniz. Gelelim teorime. Yaptığım mini seriyi izleyenler de bilir ki Kang abimiz zamanla fazlasıyla haşır neşir birisi. O kadar fazla zaman çizgisi oluşturuyor ki bir noktada inanılmaz sayıda Kang var oluyor. Her şeyi başlatan asıl Kang ise risk teşkil ettiği için diğer tüm Kang'leri yok etmeye karar kılıyor. Çizgi romanlardaki bu olayın bir benzerini bu dizide görüyor olabiliriz. Alternatif zaman çizgisi oluştuğu sürece başka Kang'ler oluşmaya devam edecek. Bu durumun önüne geçmek için Kang abimiz TVA kuruluşunu yaratmış olabilir. Bu şekilde alternatif zaman çizgilerinde başka Kang'ler var olsa dahi TVA bu zaman çizgilerini yok edecek ve geriye tek bir Kang kalmaya devam edecek. Yarattığı düzenin başına da 3 tane kukla yerleştirmiş. Ha bu arada tahtları çizgi romanlardaki versiyonuyla birbirine çok benziyor. Timekeeper'ların aslında çok gelişmiş robotlar olduğu söyleniyor. Sanki geleceğin teknolojisine ait kontrol edilebilir robotlar. Kang abimiz de zaten 31. yüzyıldan gelmiş birisi. Bu karakterin tek gücü döneminin ileri seviye teknolojisini kullanmak. Demek istediğim Timekeeper'ları Kang inşa etti. Farklı dönemlerden insanları varyanta dönüştürerek TVA'da çalışmalarını sağladı. Çalışan dakika adamlardan birisi olan Ravonna'ya tıpkı çizgi romanlarda olduğu gibi aşık oldu ve kendisine gerçekleri açıkladı. Özellikle Timekeeper'ların birer yalandan ibaret oldukları açıklandıktan sonra her şeyin arkasında Kang dışında kim olabilir inanın bilemiyorum.
Hatırlarsanız zaman hücresinde Mobius Loki'den kendisine güvenmesini istemişti. Bu diyalogdan hemen sonra Mobius yok olunca yok olan kişinin Mobius değil Loki'nin yarattığı bir illüzyon olduğunu düşünmüştüm. Ancak bölümün sonunda yok olanların aslında tam olarak da yok olmadıkları belli oldu. Teorim şu yönde. Sözde varlıktan silinen herkes farklı zaman çizgilerindeki farklı boyutlara yolculuk ediyor. Son sahne 2021 yılında yaşanan New York Savaşı'nda yer alıyordu. Yıkılmış Avengers Kulesi'nden mekanı doğrulayabiliriz. Başka bir zaman çizgisi olduğunu da şuradan anlıyoruz. Bizim zaman çizgimizde Tony Stark devletin gönderdiği nükleer füzeyi çoktan uzaya gönderip şehri kurtarmıştı. Ancak bu zaman çizgisinde belli ki füze durdurulamamış ve New York'u paramparça etmiş. Son sahnede gördüğümüz Loki'ler ise zamanında TVA'nın sözde yok ettiği Loki'ler. Richard E. Grant'in zaten Kral Loki oynayacağını biliyorduk. Ancak çizgi romanlarla tıpatıp aynı kostümü giyeceğini inanın düşünmezdim. Öbür taraftan Spider-Ham de kimmiş dedirten timsah Loki'yi gördük. Önceki videolarımda bahsettiğim Kid Loki ve çakma Mjolnir kullanan Loki'yi de gördük. Şu kare her ne kadar komik dursa da bir yandan da Spider-Verse geliyor diye bağıran bir kare. Şu olaya resmen Loki-Verse diyebiliyoruz. Her bir Loki sadece alternatif bir zaman çizgisine ait değil, bir yandan da başka bir boyuttan gelen Loki'ler. Tıpkı Peter Parker'ın farklı boyutlardan gelecek olan diğer versiyonları gibi. Önümüzdeki bölümlerde Kang'i görmeyi, hiç olmadığı adını Ravonna'nın ağzından bir kez dahi olsa duymayı bekliyorum. Geriye kalan minik sohbet konularını da teori yanına fırlatıyorum. Yarın Spider-Man filmiyle ilgili şahane bir video gelecek. O nedenle abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın.